Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin önemli bir mesaj verdi. Işıkhan, Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl Aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yılda öyle bir yol izleyeceğiz, diye konuştu. Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Işıkhan, asgari ücret, belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna, SGK olan borçları ve yeni nesil çalışma modelleri gibi başlıklarda değerlendirmeler yaptı. Geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarına Aralık ayında başlayacağına işaret eden Işıkhan, şunları söyledi. Asgari ücret tespit komisyonu mevcut enflasyon oranına, ülkenin makroekonomik dengelerine, satın alma gücüne ve daha birkaç değişkene daha dikkat ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl Aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yılda öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve bakanı olarak arzu ediyorum. Ancak bunu ben tek başına belirleyemiyorum. Çünkü işçi ve işverenin vereceği oranlar arasında bizim bir hakem rolümüz var. İnşallah hayırlı bir noktada anlaşılır. Aralık ayının belli bir tarihinde bir araya geleceğiz. Türk İş geçen sene işçileri getirdi. Belki benzer bir atak olursa bu sene işçileri ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Zaten işçiler bizim paydaşlarımız. Belediyelerin SGK borçları. Belediyelerden SGK borçlarının tahsil edilmesi kararı üzerine borçları tecil ve taksitlendirilmesi ile alakalı işlemler için başvurular aldıklarını belirten Işıkhan, borçlarını ödemeye başlayanların yanı sıra, taksitlendirmek isteyen veya gayrimenkul teklifinde bulunan çok fazla belediye var, dedi. Tırnak işareti. Parti ayrımı gözetmediklerini iddia eden Işıkhan, tüm belediyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşım gösteriyoruz. Zira amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Borçları için belediyelerden 167 gayrimenkul takas teklifinde bulunuldu. Bu tekliflerle birlikte tüm işlemlerin süreci için birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor, ifadelerini kullandı. Hiçbir belediye lütfen mağdur edebiyatı yapmasın. Işıkhan, şöyle devam etti, hiçbir belediye borçları konusunda samimi adım atıp da bizim kayıtsız kaldığımızı iddia edemez. Bu yapıcı tavrımıza rağmen herhangi bir adım atmayan belediyeler de maalesef var. Bunlara da en eski borçlardan başlamak üzere ödeme emirleri göndermek ve sonrasında haciz uygulamak durumundayız. Şunu çok net ifade edeyim, herhangi bir belediyeye icra uygulamışsak, emin olun bizim her türlü uzattığımız eli reddetmiştir, görmezden gelmiştir. Bu yüzden hiçbir belediye lütfen mağdur edebiyatı yapmasın. İşsizlik ve istihdam. İşsizlik ve istihdama yönelik de konuşan Işıkhan, istihdamın çok iyi bir noktada olduğunu savunarak, Ağustos ayı TÜİK verileri açıklandı, istihdamda çok iyi bir noktadayız, 32 milyonu aşan bir istihdama sahibiz. Bu istihdamı daha da artırmamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Yeni nesil çalışma biçimleri ve daha farklı platform çalışmalarını da yasal zemine oturtmamız lazım, bunları sosyal güvenlik şemsiyesi altına almamız gerekiyor.